etmişsiniz ki öyle evet. anlamışlar. İşte ben evet kanserim ama tedaviyi reddediyorum. Ya dedik adamcağız söyledi işte kemoterapi gördüğünü, o her şeyi gördüğünü. Saçma. Yani işte hani algılama bir değişik olabiliyor bazen. Neyse bu soruya gelelim mi? Gel. Siz acıktınız değil mi? Biraz incirmiş. Şimdi incir... Ha burada beyaz leblebi var hocam. Ya o burada da var. Aç karnına incir yiyemem. Önce bir şey yiyeceğiz ondan biraz sonra. Beyaz leblebiyi bastırsın. Üstüne su içir. Sen sorunu sor. Ben ne yiyeceğimi biliyorum. Ha tamam. Zevkli zevkli yersiniz. Evet ayakkabıyla namaz kılınabilir mi? Kılınabilir mi? Ayakkabıyla yani oradaki... Şimdi bu mesele... Bizim tarihimizde üstü örtülen meselelerden biridir. Cumhuriyet döneminde bana göre bir müçtehit olan, doğuyu batıyı çok iyi bilen Ubeydullah Efendi ki bir İslam alimidir aynı zamanda. Medrese kökenlidir. Müthiş bir adamdır, müthiş. Ya hayatı da bir maceradır, o da ayrı bir mesele. Ubeydullah Efendi'yi ben yazdım, benim çıkacak kitapta bir bölümdür. İlk defa o gündem yapmıştır. Ayakkabılar çıkarılmadan namaz kılınabilir mi? Bir cümleyle cevap, İslam fıkhına ve peygamberimizin sünnetine göre kılınabilir ve makbuldür de. Bir de makbuldür de mi? Ve makbuldür de. Hazreti Peygamber daha makbul ve daha sevap olacağını ifade etmiştir. Neden? Şimdi bu işle ilgilenenlere bir kaynak vereyim. Çok hayati bir kaynak. Sünni ekollerin çok saygı duyduğu büyük bir fakih Yemenli Şevkani. Şevkani'nin Neylül Evtarı'nı açın, orada sayfalar boyu bu mesele anlatılır. Hazreti Peygamber döneminde, Hazreti Peygamber insanları ayaklarını çıkarmadan namaz kılmaya teşvik ediyordu, ayakkabılarını çıkarmadan. Bunun üstü örtüldü. Neden örtüldü hocam? Allah Allah, beraber bulalım. Hayır, siz bulmuşsunuzdur, ben soruyorum. Nereden bulacağım? O kadar ve bunu Cumhuriyet döneminde... Telaffuz eden adamları dinsiz ilan ettiler hemen. Bakın ben size kaynaklar verdim. Peygamberimizin tavrını verdim. İstersen, dur bakayım, dur bakayım. Cevap veriyorum kitaplarımın birinde, iki kitaptır. Birinde bu meseleyi genişçe inceledim ben. Acaba bu mu? Cevap veriyorum iki de olabilir mi? Ah sabahcığım ne yalanlar söylendi din adına bu millete. Ne yalanlar söyleniyor. Ne yalanlar söylendi. Ne yalanlar söyleniyor. İnsafsızca, vicdansızca, Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan hesaplarını düz getirmek için yalan, 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 yalan. Ha, ayakkabıyla ve ayakta namaz meselesi. Cevap veriyorum 2. 79-84. Allah. Oo, 79'dan 84'e kadar okumayın hocam. Hayır okumayacağım. 79. Bak 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 bak. Of 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 of. Bak şimdi. Şevkani'nin Neylül Evtarı'ndan almışım. Bütün sünni ekollerin saygıyla karşıladığı çok önemli bir fıkıh bilgini. Neylül Evtar'dan almışım, 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 almışım. O da nerelere atıf yapmış? Buhari, Müslim, Ebu Davud, hadis kaynakları. Oo, müfessirlerden kimlere bakın atıflar yapmış. Hazreti Ömer'den başlamış, Osman, Abdullah bin Mesud, Üveymir bin... Said'e Enes bin Malik, Seleme bin Ekva, Evse Sakafi, Of Said bin Müseyyep, Urve bin Zübeyir, bütün tabiun devri müştehitleri, müfessirleri. Allah Allah.
Neylül Evtar'ın Babu's Salat fin na'leyni vel huffeyni. Ayakkabılarla namaz bahsi kitabının adı da bu bölümü. Hocam yani o zaman soruya gelirsek, yani cevabınıza gelirsek, nasıl olacak bu iş? Ayakkabıyla namaz kılmak daha sevap dediniz. Yanlış anlamadım. Peygamberimizin ifadesi. Nasıl olacak? Şimdi diyor ki adam, ben ayakkabımla namaz kılacağım. Nasıl olacak bu iş? Peki ayakkabılar niye çıkarıldı o zaman öyleyse peygamberimizin ifadesi? Ya işte bu mesele baştan gündemden kaldırıldığı için çaresi bulunmadı. Mesela secde edilecek mahal, secde eden insanın bastığı zeminden ne kadar yüksek olabilir? Bu geliyor gündeme şimdi. Rükû var, secde var. Deniyor ki, ya ayakkabıyla ben namazda nasıl secde edeceğim? Sen bu hükmü veren, bu müsaadeyi veren Hazreti Peygamber bunun hesabını yapmadı mı? Bu Şevkani bunları bilmiyorum. Bu saydığım müfessir, müçtehitler, tabiun devri alimleri bunları bilmiyorum. Yarım metre civarında zeminden yukarıya secde edilebilir. Böyle bir düzenleme yapıldığını düşün. Çok da kıyamet değil. Böyle bir düzenleme yapıldığını düşün. Fıkıh kitapları der ki bir zira bir yükseklik secde alnı koyacak yer için mümkündür. Bu işin düz olanı, siz ayakkabıyla namazı peygamberimizin talimatına uyarak devreye soktunuz mu? Bunun çaresini de düşüneceksiniz. O izni veren peygamber o çare için müsaadeyi de vermiştir. Onu kim bulacak? Onu müçtehit bulacak o çareyi. Diyecek ki secde şu kadar yukarıdan oluşturulacak bir satha yapılabilir. Ya peygamberden söz ediyoruz. Peygamberin uygulamasından, teşvikinden söz ediyoruz. Senin derdin ne kardeş? Alıştığına uymuyor diye niye isyan ediyorsun? Sen Ebu Cehil misin? Alıştığıma uymuyorsa ben bunu kabul etmem diyorsun. Peki bu peygamber nenin nesidir? Namazı benim kıldığım gibi kılın. Orada içtihat da yapmayın diyor. Buyur. Kıl. Bu din kıyamete kadar insanlığın dinidir diyoruz değil mi hep beraber? Eyvallah. O zaman bunun ikame değerleri olacak. İbadetlerinin de ikame değerleri olacak. Opsiyon alanları olacak. Fleksibilite alanları olacak. Esneklik alanları olacak. Onları kitap ve sünnetten çıkarıp kullanacaksınız. Bu da onlardan biridir. Sen bugünün insanla ayakkabıyla namaz kılınamaz, bunu İslam kabul etmez, bunu diyen dinden çıkar diyorsun. Ulan dinden çıkan sensin bunu diyerek. Sen peygambere isyan ettiğinin farkında mısın? Buyur, kaynaklar burada. Git Şevkani'yi oku da Şevkani dinden çıktı de göreyim hadi. Ben Şevkani'ye atıf yapmışım. Böyle halka verilen bir kitapta bir yere atıf yapılır. O 50 tane daha bulursun. Kütüb-i Sitte'ye atıf yapmış Şevkani. Ya niye saklıyorsun? İsimsiz izleyici. Ha. Görmemiştim. 10 yıldır dost hayatı yaşıyorum. Bana yardım ediyor. Bu helal mi? Mühim soru. Maalesef bu mühim sorunun sahibine yardımcı olamayacağım, bilgim yetmez. Diyanetin fetva hattına sorsun. Benim bilgilerim o soruya ya, yetmiyor. Özgür diyor ki... Ya. Ha, Özgür cevap verebilir, o bu işleri bilir. Özgür. Özgür ne dedi, hoca duydun mu? Oh, sen de nasibini aldın ya. Yani bilebilir en azından. Özgür diyor ki... Ne diyordun, karıştı. Bak soru gitti, Özgür'e ilişti. Dikkat et. O helal para mı değil mi yani? Çünkü belli ki isimsiz izleyiciye dostu maddi yani para veriyor. Evet. Tamam, o para helal. Özgür Sabah, ya, benim bilgim ya. Bu mühim soruya cevap vermeye yetmez. Ya Diyanet attı veya Özgür'e başvursunlar.